Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Bu ekranlarda sıkça çiftçinin yaşadığı sorunları konuşuyoruz değil mi? Çiftçi her geçen gün maliyetlerin artmasıyla, enflasyonun yükselmesiyle üretim yapmakta zorlanıyor. Bugün de onların sorunlarından bahsedeceğiz. Son olarak uygulanmaya başlayacak bir yeni gelişme duyuruldu. 2 yıl boyunca arazisini ekemeyen çiftçiden devlet alacak bu araziyi ve başkalarına kiralayacak. Bu uygulamayla ne amaçlanıyor ve bu uygulama çiftçiyi nasıl etkiler? Bütün bunları konuşacağız. Sıkça aslında çiftçinin sorunlarını ve gündemlerini dile getiren, kamuoyuna yansıtan bir isimle konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer bizimle. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Efendim şimdi dilerseniz biraz hikayenin başından başlayalım. 2 yıl boyunca ekilmeyen topraklar için düşünüldü bu uygulama. Çiftçi toprağını neden 2 yıl ekmez? Tabii biz bunu kanun teklifi komisyona geldiğinde aynı soruyu sorduk. Dedik ki ekilmeyen arazileri ekmeyenlere neden ekmediğini sorun. O arazi sahibinin ekmesini sağlayın dedik. Ancak kanun getiriciler onu o şekilde düzenlemediler. 2 yıl üst üste ekilmeyen arazilerin el konulup buranın başka şahıslara kamu eliyle kiraya verilmesini ve bu yolda üretim açığının giderilmesini önemsediler. Türkiye'de bildiğiniz gibi 21 üründe arz açığımız var. Bugüne kadar Adalet Kalkınma Partisi 22 yıldır planlamadan hiç söz etmezken özellikle pandeminin kuraklığının yarattığı sorunlarla kendince bir planlamaya yöneldi. Onu da uygulanabilir bir yöntemi tercih etmedi. Çünkü arazi sahiplerinin o araziyi neden ekmediğini sormak yerine arazi tespit komisyonları oluşturarak illerde bu arazilerin boş kalan arazileri tespit edip kiraya verecek. Daha önce kanun çıkmıştı. Şimdi de yönetmenliği yayınlandı. Yönetmenlik yayınlandıktan sonra uygulama biçimi kamuoyuna yansıyınca tepkiler oluştu. Oysa kanun daha önce çıkmıştı. Burada önemli olan şu. Türkiye tarımda planlamadan uzak bir anlayışla üretim yapıyor ve bu yıl çok ürün çöp oldu biliyorsunuz. Karpuzda, kavunda, domateste, patlıcanda sorunlar yaşandı. Şu anda da çoğu ürün tarlada kaldı. Bu kadar ürünün tarlada kalmasıyla ilgili bir düzenleme sağlamadılar. Çiftçinin sorununa yönelik yaklaşımlarında yetersiz kaldılar. İlacı, tohumu, gübresi, mazotu, tarla kirası artmış durumda. Ayrıca bir de biliyorsunuz tarla sahibi destek alır. Tarlayı kiraya verdiği esas üretimi yapan bu ülkede desteklerden de yararlanmaz. Şimdi buradaki sorun birden fazla da yeni sorun üretecek. Evet. 2 yıl boyunca ekilmeyen arazi eğer toplulaştırma yapılmamışsa, çoklu varis varsa bunların hepsinden nasıl olur alacaklar? Bunlardan varsayalım olur aldılar, bu kira bedelini nasıl belirleyecekler? Bu belirlenen kira bedeli üzerinden bu varislere ne kadar ücret ödenecek? Bunu kime verecekler? Verdikleri kişiler parçalı arazilerde üretim yapabilecekler mi? Ya da özellikle doğuda, güneydoğuda boşta bulunan büyük arazi sahiplerinin arazisine devlet el koydum. Şimdi senin burana bu arazine başkasına kiraya veriyorum dediğinde ortaya çıkabilecek sorunlar detaylı ve yeterince incelendi mi? Bu soru işaretleri boşlukta duruyor. Bildiğiniz gibi Kars Milletvekilimiz İnan Alp Akgün de Danıştay'a avukat olarak konuya vakıf olduğundan bir yürütmeyi durdurma davası da açtı. Hı hı. Ama biz komisyonda da belirttik. Tarımın sorunları gerçekten derinleşiyor. Adalet Kalkınma Partisi tarımı yönetemez hale getirdi. Tarım stratejik bir alan. Milli güvenlik kadar da önemli. Burada yapılacak çalışmaların ziraat mühendisleri odasının, ziraat odalarını çiftçilerin ortaklaşa birlikte üreteceği politikalarla çözüm aranması gerekir. Evet. Ama siyasi iktidar bu anlamda da böylesi bir düzenlemeye gitti ve bu düzenlemenin sorun yaratacağı daha uygulamaya geçmeden belli. Şimdi 1 Eylül ile 31 Ağustos arasında ekilmeyen arazilerde ekim sağlanacak ve burada da ürün desenini kamu belirleyeceği ifade ediliyor. Bu da şunu gösteriyor. Ürün açığı olan örneğin işte 22 milyon ton ortalama buğday yetiştirsek dahi 10 milyon ton
dahilinde işlem rejimi kapsamında alındığı belirtilmesine rağmen buğday ithalliyoruz. Arpa açığımız var, soyada açığımız var, mısırda açığımız var. Mercimekte, nohutta, fasulyede dönem dönem sorunlu halde oluyoruz ve ithalata tabi ürünler durumunda. Bitkisel hamyanda özellikle ayçiçekte açığımız var. Bunların ortadan kaldırmaya yönelik bir politika deneyimi gerçekleştirilmek için böylesi bir çalışmayı öngörmüş olabilirler. Ama uygulamaya başladıkları nokta yanlış. Yani ilk düğmeyi yanlış iliklerseniz buradan ortaya çıkabilecek sorunların da çözümcü değil, yeni sorunlar üretici olacağını düşünmek lazım. Onun için arazinin sahibi kimse gidip onunla konuşup aynen öyle, ona destek vermek lazım. Evet efendim, peki şimdi siz aslında pek çok soru sıraladınız ve dediniz ki bütün bunlar düşünüldü mü, bunlar sorun çıkaracaktır o süreçte, ama bir soru daha var. Bu arazilerin kimlere kiralanacağı konusu, çünkü bildiğiniz üzere iktidarın bu gibi uygulamaların hep biz rantla sonuçlandığını görebiliyoruz. Kimler alacak bu kiralamaları, kimler yapacak, ne kadar süreliğine yapacak ve sizin dediğiniz gibi ürün açıkları mı tamamlanacak yoksa bu amaca hizmet etmeyecek mi, neler düşünüyorsunuz? Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye'de yabancılar da arazi alıyor. Ayrıca arazi toplayanlar da var. Buradaki amaç ve niyet süreç içinde ortaya çıkacak. Çünkü çok parçalı ekilmeyen araziler var. Eğer iktidar ekilmeyen arazi ekme düşüncesindeyse orada bir dönümden başlar 100 dönüme kadar ekilmeyen araziler var. Burada tercih, eğer ekilmeyen arazileri dolaylı olarak el koyup ileride satın almaya yol açacak bir uygulamaysa bunu da süreç içinde göreceğiz. Şimdi niyet okumak yerine ortaya çıkan uygulama biçiminin yanlışlığından yola çıkarak düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Süreç içinde bunu da takip edeceğiz. Çünkü Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü gibi kamuya ait bir kuruluş 19 çiftliğini ben bunları işleyemiyorum diye kireye verdi. O kireye verdiği işletmelerden sağladığı verimlilik ya da çiftçiye oradan yansıttığı ortadan kalktı. Şimdi burada da pardon, burada da bu tarım arazilerinin kimler tarafından kiralanacağı önemli. Biliyorsunuz hazine arazilerini önemli ölçüde şu anda zaten devretti, sattılar. Yani kamu varlıklarından sonra hazine arazileri bitti. Şimdi de özel mülkiyete ait arazilere göz koydular. Demek ki eğer olumsuz yönden de bakarsak belirledikleri böyle kupon arazilerde olabilir. Ama onlarla ilgili şu anda ortaya çıkmış bir durum olmadığı için niyet olarak bugüne kadarki uygulamalarındaki yanlışlıklar nedeniyle bu tür davranışların oluşabileceğini olasılık olarak düşünüyoruz. Ama şu andaki kanunun uygulanış biçiminde il ve ilçelerde arazi komisyonları eğer tüm boş arazileri saptayacaksa ve bunların da kiraya verilmesinin yolu açılacaksa burada problem özellikle parçalı arazilerde ve bir de mülkiyet hakkı kapsamında olaya bakmak gerekiyor. Ayrıca şunu da ifade etmek lazım. Dağ taşı ekin, biz alacağız, destek olacağız, yanınızda duracağız denen çiftçi bu yıl ortada kaldı. Evet. Yani tarım arazilerinde ürün üretildi ama düşük alım politikalarıyla evet, önemli ölçüde ürünler değer bulmadı. Arpaya %3 verildi yıllık bir yıllık artış. Buğdaya %12 verildi. Ayçiçeğe şu anda 20 liralık bir fiyat Trakya Birlik verdi ama 25 liralık fiyat beklentisi vardı. Tüm ürünlerin girdi maliyeti artarken, alım fiyatı düşük tutulurken buralarda neyi, nasıl, kim üretecek sorusu haklı olarak doğru bir soru olarak gündeme geliyor. Yani ürün planlaması yok. Üretim öncesi, üretim süreci, üretim sonrası problemli bir noktada. Kooperatifler eliyle de bu işler yürümeyeceğine göre burada özel mülkiyete ait arazilerin el konularak bir yerde başkalarına işletilme hakkı veriliyor. Evet. Bu sürecin sorunlu bir süreç olduğu biliniyor. Ama uygulamanın yapılıp yapılmayacağı, hangi boyutta sürdürülebilirliği de bu 1 Eylül itibariyle başlayacak çalışmayla ortaya çıkacak. Görülen o ki maksat burada tarla bitkilerine yönelik bir kiralama anlayışıyla bazı sebze ürünleri için hedeflenecek. Büyük kent çevresinde olmazsa örneğin
kiralanan arazide karpuz yetişirse bugün Niğde'de, Ulukuşa'da, Çukurkuyu'da 1 liradan tallada alan yok. Karpuz tallada kalmış. O zaman kiralayan bu nakliye, köprü geçiş, ulaşım, büyük kentlere mesafe açısından kiraladığı arazide ürettiği ürünü nasıl olacak da uygun fiyatla satıp hem kira bedelini ödemiş olacak hem devlet desteklerinden yararlanamayacak. Çünkü mülk sahibine Türkiye'de yasal anlamda destekler veriliyor, ekene verilmiyor kiralayana. Ve bu işin içinde nasıl çıkacak? Burada bir hani derler ya, bir çapanoğlu aramak lazım. Onu da şimdi belirginleşen bir durum olmayınca kaygılarımız var. İfade ederken temkinli davranıyoruz. Niyet okumak da istemiyoruz. Ama bu sürecin planlı, öngörülebilir ve çiftçiye gerçek anlamda destekler verilerek sürdürülebilen bir süreç olsaydı, bu anlamda yapılan çalışmada arazi sahibine doğru destek ve ekim sağlansaydı, bu daha gerçekçi bir çözüm olurdu. Onun için de süreci izleyeceğiz. Evet Sayın Gürer, sizin de dediğiniz gibi öyle bir planlama hatası yapıldı ki yıllar içerisinde ürün tarlada kalıyor, çiftçi mağdur oluyor. Büyük kenttekiler de aslında çok büyük maliyetlerle o ürünlere yine ulaşamıyorlar. Şimdi son olarak eklemek istedikleriniz varsa dediğiniz gibi son cümlelerinizi alıp sonlandırın. Çünkü net de değil henüz. Evet, yani şöyle, net olarak tanımı var. Uygulaması net olmadığı için bir şey söylerken temkinli davranıyoruz. Çünkü Adalet Kalkınma Partisi çıkardığı kanunları uygulamamakla da ünlü. Bakın, tarım kanunu çıkardı. Tarım kanununun 21. maddesine göre diyor ki milli gelirin %1'i çiftçiye verilecek. 2024 yılında çiftçiye verilmesi gereken 91 milyar lira. Oysa bütçeden ayrılan bu 91 milyar lira milli gelire göre değerlendirirseniz 411 milyar lira olması gerekiyor. Yani 411 milyar lirayı vereceğim diye kanun çıkarıyor, 91 milyar lirasını veriyor. 2001 yılından bu yana tarım sayımı yapmıyor. Onun için planlı tarımdan söz ediyorlar. Günü kurtarmak amaçlı olduğu kaygısını taşıyoruz. Keşke doğru bir planlama, öngörü, üretim öncesi, üretim süreci, üretim sonrası sürdürülse, kooperatifleşmeye dönüş gerçekleşse ve katma değerli ürün üreterek yurt dışına da ihraç edebilecek boyutta bir strateji geliştirirse tarımın sorunları daha azalır. Bugün Türkiye'de mazota destek verdik diyen siyasi iktidar bütçede 2024 yılında ayırdığı destek 16 milyar lira ama ÖTV ve KDV olarak 3 milyar tarımda mazot kullanıldığına göre aldığı 43 milyar lira. Yani verdiğinin 3 katını vergi diye alan bir anlayış var. Şimdi bunlar da bir düzenlemeye gitmiyor. Gübrede, yemde, sübvanse edici destekler sağlamıyor. Şimdi diyor ki ekilmeyen araziyi ektireceğim, ürün açığımı gidereceğim diyor. Tabii öbür tarafta da diyor ki net ihracatçı bir ülkeyiz diyor. Bir yerde ürün açığından söz eden, bir yerde de ihracatçıyım diyen ama ihracatta da problemler üretmeye başlayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Kayısıda, fındıkta, domateste Türkiye ihracatçıydı. Yanlış politikalarla orada da sorun oluştu. 21 üründe arz açığımız var. Orada ithalatçı konumdayız. Bunlarla ilgili de açığı giderme politikalarında yeterli olunamadı. Dediğim gibi bir bitkisel ham yağını bile ürettiğimiz kadar ithal ediyoruz. Pamukta da keza benzer durum var. Bunun gibi tarımda plansız, kamunun olmadığı, öngörü eksikliğiyle ortaya çıkan problemlerin varlığı arayışlar yaratıyor. Ama doğru arayışta değil de, çünkü bunu diğer unsurları yani ögeleriyle birlikte belirleme yerine biz biliriz mantığıyla gidiyorlar. Uyarılarımızı dikkate almıyorlar. Bu uyarılar dikkate alınmadıkça da sorunlar katlıyor, artıyor. Ve ne yazık ki raftaki üründeki artan fiyatta tüketiciye yüksek ücreti ödeyerek ürün almak zorunda bırakıyor. Tallada 1 lira olan karpuz rafta en az 10 lira kilosu. Düşünebiliyor musunuz? Patlıcan dahi sorunlu hale geldiği bir sürece evrildik. Bu tarımın tamamen yönetim zaafından kaynaklanan yanlışlarıyla oluşmuş bir süreç. Evet. Sayın Gürer, çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için, açıklamalarda bulunduğunuz teşekkür için. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşça kalın.
Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, çiftçilerin sorunlarını her daim konuşuyoruz. Son olarak çıkan bir kanunla artık 2 sene boyunca arazisine ekmeyen çiftçiden devlet alacak bu araziyi ve kiralayacak. Kime kiralayacak, ne kadar süreliğine kiralayacak? Bu uygulamayla birlikte çiftçi ne gibi sorunlar yaşayacak? Sayın Gürer'in aktardığına göre bütün bunlar planlanmamış ve aslında muğlak nasıl uygulanacağı, uygulandığında derde deva olup olmayacağı da belli değil. 1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlayacak ve aslında görülecek. Ürün açığını kapatmak için bu uygulamaya gidildiği söyleniyor. Ancak pek çok kişi de bu uygulamayla birlikte küçük çiftçinin artık biteceğini, artık üretim yapmaya devam edemeyeceğini söylüyor. İlerleyen günlerde göreceğiz, çiftçilerin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz efendim. Şimdilik noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere.